Aycan Başlı oğlu fizyoterapist kendisi. Peki Aycan Hanım'la ne sohbet edeceğiz? Elbette fizyoterapi ile ilgili. Öyle diyelim. Yani fizyoterapi nedir, ne değildir? Aslında yeni bir sağlık dalı değil ama vatandaş olarak bizler biraz sanki bizden uzak bir sağlık dalı diyelim. Öyle biliyorduk. İşte tam da burada Aycan Hanım'la sohbet edeceğiz ve nedir fizyoterapi, ne değildir onu öğrenmeye çalışacağız kendisinden. Evet efendim, ben hemen konuma dönüyorum. Sevgili Aycan Başlıoğlu, iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Evet, biz de çok iyiyiz. Böyle genç arkadaşları kendi meslek dallarında özellikle de başarılarıyla söz ettirmiş arkadaşları görünce daha mutlu oluyoruz. Fizyoterapist, doğru değil mi efendim? Tam olarak evet, bu. Evet, tam olarak fizyoterapist. Evet, şimdi fizyoterapiye gireceğiz. Nedir, ne değildir az önce de ifade ettiğim gibi ama öncelikle Aycan Başlıoğlu'nu çok kısa tanıyalım. Kimdir Aycan Başlıoğlu? Çok kısa. İstanbul Okan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü bitirdim. Şimdi yüksek lisansıma, yani master'ıma Mustafa Kemal Üniversitesi'nde devam etmekteyim. Özel olarak ortopedik hastalarla çalışıyorum. Kendimi ortopedide yoğunlaştırıyorum. Sporcu hastalar tercihen daha çok aktif olduğum bir alan ama Bütün ortopedik hastalara bakıyorum. Bir ara bir milli takımda bir görev almışlığınız mı vardı? Basketbol milli takımı mıydı o, ben mi anlatıyorum? Yok, şöyle oluyor. Belli kurumlar belli hastalıklarla çalışabiliyor. Yani mesela milli takım fizyoterapistliği tabii ki çok farklı bir şey. Ama onların sahalarda olmadığı alanlarda çalıştığımız zaman, yani onların o sakatlıklarıyla o alanda çalışmadığımız zaman da evet, öyle bir kurumda bulundum. Evet, şu anda kendi özel klinik mi diyorsunuz ona? Evet, kliniğimde. Hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Peki şimdi Aycan Hanım, şöyle başlayalım mı? Fizyoterapi ne demek? Fizyoterapist ne demek? Şimdi fizyoterapi bir bilim dalı. Fizyoterapist bu bilim dalını uygulayan kişi. Evet. Farklı şeyler değiller aslında, birbirlerinden çok farklı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir genel olarak? Kas iskelet sistemi bozukluklarında bu çeşitli sebeplerden olabilir. Hastalıklar, yaralanmalar, travmalar sonrasında çeşitli kas iskelet bozuklukları görüyoruz. Ve bu fonksiyon kaybına sebep oluyor. Bu fonksiyon kaybını geçirmek için uyguladığımız belli tedavi teknikleri var. Veya var olan fonksiyonu kazandırmak için daha nitelikli hale getirmek için yaptığımız uygulamalar var. Biz bunların tümüne fizik tedavi diyoruz. Ağrı, ödem, eklem hareket kısıtlıkları, tabii o fonksiyon kaybının sebebi her neyse onun üstüne çalışıyoruz. Fizik tedavi ile fizyoterapi ayrı ayrı şeyler mi? Aynı şimdi şey mi? Fizik tedavi hekimlerimiz var. Siz hastaneye gittiğinizde hekimlerimizle karşılaşıyorsunuz. Hı-hı. O hekimler tanıyı koyuyor ve tanısı konmuş kişilerin tedavisini yapan kişiye biz fizyoterapist diyoruz. Siz tanı alıyorsunuz, tanı aldıktan sonra kurumumuza gelip tedavi görebilirsiniz. Tanıyı kim koyuyor? Fizik tedavi uzmanları. Fizik tedavi hekimi. O tanıyı koyuyor. Tanıyı koyuyor, sonra evet. Sonra fizyoterapiye gönderiyor. Fizyoterapiye gönderiyor ve o zaman da o alanda fizyoterapistlerle çalışmış oluyorsunuz. Peki hangi alanda çalışıyoruz? Yani şimdi fizyoterapi dediğinde hangi hastalıkları kapsıyor? Kas iskelet dediniz ama hani bizim vatandaşımızın daha iyi anlayabilmesi için. Ya çok şu halime bel fıtığıdır, boyun fıtığıdır vesaire. Evet, çok geniş. Mesela ortopedik alanda evet, bel fıtıkları, boyun fıtıkları, eklem ağrıları, omuz ağrıları, diz ağrıları, sinir sıkışmaları birçok alanda çalışabiliyoruz. Nörolojik hastalarda inme, Parkinson, MS gibi biliyorsunuz bu nörolojik hastalıklar kas iskelet sisteminde belli bulgular veriyorlar. Hı-hı. Onlarla çalışıyoruz. Nöro gelişimsel rahatsızlığı olan çocuklarla çalışıyoruz. Çok iyi yerlere gelebiliyorlar. O gelişim geriliklerini çok iyi önleyebiliyoruz. Yani yaşıtlarının seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Kadın sağlığıyla çalışan fizyoterapistlerimiz var. Hı-hı. Yani çok özelleşmiş, çok geniş bir alanda çok güzel işler yapıyoruz. En çok hangi hastalıklarla karşılaşıyorsunuz? Yani mesela şimdi kendi özel iş yeriniz var. Hı-hı. Klinik
Evet. Ya da sizin deyiminizde öyle diyeyim. En çok hangi hastalıktan ötürü Hataylılardan tabii söz ediyoruz. Siz de Hatay'da faaliyet gösteriyorsunuz, Antakya'da faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. En çok hangi hastalıklardan ötürü size hasta geliyor? Ya en çok fıtık şikayetiyle geliniyor. İşte sporcu hastalarımızda genelde diz rahatsızlıkları, menisküsler, ön çapraz bağ yaralanmaları. O tür problemlerde ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası rehabilitasyon programını alıyoruz. Ama fıtık genel olarak çok sık karşılaştığımız bir şey. Bel fıtığı mı, boyun fıtığı, ikisi bir mi? Ya en çok bel fıtığıyla karşılaşıyoruz. Belki bizim bölgemizden, belki bana danışanlardan bilmiyorum ama burada en çok bel fıtığıyla karşılaşıyoruz. Peki şimdi aslında sevgili seyircilerimizin de en çok merak ettiği konuya geleceğiz. Şimdi doktora gidiyorsunuz ama fizik tedavi uzmanına gidiyorsunuz, hastalığınızı teşhis ediyor. Ama ortopediye gidiyorsunuz ama nöroloji mi diyorsunuz ona? Nörolojiye gidiyorsunuz, tespit ediyor. İşte evet, bel fıtığı diyor. Şimdi ben de sevgili seyirciler, bu arada bir bel fıtığı hastasıyım. Aycan'la öyle tanıştık zaten, Aycan Hanım'la. Onu öyle konuk ettik çünkü ben de bu olayla ilgili çok şey bilmiyordum. Birçok şeyi kendisinden öğrendim. Ya dedim ki sevgili seyircilerimiz de faydalansın bu işten. Onu öyle davet ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz bir daha bizi kırmadığı için. Rica ederim. Şimdi bel fıtığı teşhisi konuldu. Vatandaşımızda şu algı var. Ya fizyoterapist ya da işte fizik tedavi, ya ne yapacak kardeşim? Git ameliyatına yat, bıçağın altına kessinler seni. Git evine rahatla, ne uğraşıyorsun? Genellikle öyle bir algı var. Bu yanlış bir algı mı? Doğrusunu istersen bende de böyle bir algı vardı. Kesinlikle yanlış bir algı ama bu algının sebebi sadece hasta değil, çevresel, psikolojik. Yani o hastalığı aslında etkileyen birçok faktör var ve doğal olarak fizyoterapistler de çalıştıkları alanda belki kurum sebebiyle, belki kendi çalışma stratejileri sebebiyle çok bütüncül bakamadığımız bir alandayız. Doğal olarak fıtıklar iyileşmez gibi bir algı var ama hangi tedavi uygulandı da fıtık iyileşmedi? Çünkü fıtığın iyileştiğini bilimsel olarak biliyoruz. Fıtık iyileşir. Cerrahi müdahale olmadan fıtık iyileşir. Tabii ki cerrahi müdahalenin gerekli olduğu durumlar vardır. Yani onu hekim karar verebilir ona tabii ki de. Öncesinde hani o cerrahi boyuta gelmeden önce birçok aşamada biz zaten o fıtığı düzeltebiliriz. Ama fıtığa birazcık bütüncül, fıtığa değil tüm hastalıklara bütüncül ve kaynağına bakmak lazım aslında. Yani neden oluştu bu fıtık ve o fıtık neden iyileşemiyor? Biliyorsunuz ki dokumuz kendi kendini iyileştirebilme kapasitesine sahip bir yapıyız yani. Her hastalıkta mı böyle Aycan Hanım? Her hastalıkta demek doğru değil yani ama... Yani kendi kendini iyileştirme kapasitesi gene, var. Genel olarak vücudumuz kendi kendini iyileştirebilir. Genellikle evet, öyle bir şey. Sadece bizim o iyileşmeyi tetiklememiz lazım. Örneğin siz fıtık tanısıyla geldiniz. Sadece ağrıya yönelik çalışmamalıyız. Yani tamam, ağrıyı kesmek için genelde, çünkü biz bunu duyuyoruz, elektrik uyguladılar kabaca. Tabii ki elektroterapi uygulamalarının fizik tedavide yeri çok büyük. Ama onu tedaviden ibaret göremeyiz. Yani fizik tedavi dediğimiz şey o elektrik değil aslında. Birçok faktörün birleşmesiyle oluşan bir tedavi. Evet. Peki yaptığınız tedaviler kalıcı bir tedavi midir? Yani bel fıtığı hastası, boyun fıtığı hastası size geliyor. Siz tedavinizi yapıyorsunuz. 10 seans, 15 seans, 20 seans neyse artık hastalığın kendi vücuduna bağlı, tahmin ediyorum yapısına bağlı. Sonra bu tedavi kalıcı mı oluyor? Bu birinci sorum olsun. İkinci sorum, ne kadar süreyle tedavi görmeye devam ediyor sizde bir hasta ortalama olarak? Şöyle söyleyeyim, tedavi kalıcı mıdır sorusuna önce cevap vereyim. Tedavi kalıcıdır ama hangi durumda kalıcıdır? Şimdi bir kere hasta fizyoterapist uyumu dediğimiz bir şey var. Ve fizyoterapist biyopsikososyal model dediğimiz, yani sizin fizyolojik, patolojik, psikolojik, sosyolojik tüm faktörlerinizi ele alarak sizi bir değerlendirmeye alıyor. O fıtığın iyileşmesi için veya hastalığınız her neyse onun iyileşmesi için belli uygulamalar, belli öneriler, belli egzersizler. Bunlar tamamen kişiye özel egzersizler. Yani internetten açıp görüp her hastalığa uygulanan öyle bir egzersiz bir de yok. Böyle bir şey var değil mi? Yani evet. İnternette gireyim artık neredeyse. Bel ağrısında ne yapayım? Ama o bel ağrısı ne? Sadece bel ağrısı değil, her ağrıda insanlar internette kesinlikle görüyor. Ya bir şey itiraf edeyim, ben de öyle yapıyordum. Ya. Kesinlikle. Ama yani yanlış evet, bir şey değil mi o? Kesinlikle yanlış, çünkü egzersiz de kişiye özel bir şey. Ona göre regüle edilip, düzenlenip uygulanıyor. Kişi tedaviye tamamen uyumluysa ve dediğimiz şeyleri tamamen yapıyorsa, biz de elimizden geleni hasta için yapıyorsak, yapmamız gerekeni
kalıcı bir tedaviye ulaşabiliyoruz. Ama tabii o tedaviye bir anda ulaşılmıyor. Yani bir süreç, bir disiplin, bir süreklilik gerektiriyor fizik tedavi. Bir seans, yani o internette gördüğümüz yine mucizevi dokunuşlar yok. Çünkü yara bir fizyolojik bir mekanizma içerisinde bir süreçle birlikte iyileştiği için bir anda, yani bir dokunuşla orayı düzeltmek, çıkan bir fıtığı hop manevrayla çektirdim, oturttum. Öyle bir şey yok. Bu çok anatomiden yoksun bir görüş. Yani bunu diyen size bir fizyoterapistse bile bir dokunuşla iyileşme diye bir şey yok. Bir şey görüyoruz ya Aycan Hanım, bu televizyonlarda işte ayağından çekiyor, tıkka diyor, boynunu çeviriyor, tıkka diyor, tamam diyor, işte bitti falan. Bunlar şey mi? Şöyle nedir söyleyeyim. Bu? Yaralanma nasıldır? Mesela elimizi kestik. Önce burada bir kanlanma olur. Buraya iyileştirici hücrelerin gönderilmesi için belli bir süreçten geçeriz. Fıtık da aynen öyle bir yırtık. O yırtığın iyileşmesi için, hani yerinden çıkıp oynamış bir dokuyu da orada eliyle itme, bir anda oturtma diye bir şey yok. O yırtığın iyileşme süreci var. Onlar manipülasyon dediğimiz, böyle bizim de tedavilerimizde uyguladığımız bir şey var. Ama o tedavinin sadece bir parçası ve her durumda gerekli değil. Her hastaya da uygulanmaz. Yani onun iyi analiz edilip, iyi değerlendirilip uygulanması gerekiyor. Peki hastanın en çok merak ettiği şey şu. Bel fıtığı hastası ya da boyun fıtığı ya da başka bir şey geliyor ve size, tahmin ediyorum ilk sorduğu soru, ben de size ilk geldiğinde onu sormuştum. Ya kaç seansta ben düzeleceğim demiştim. Ama siz bana o gün kesin bir şey veremediniz. Yani evet. Yani bilemiyorum, bakmam lazım, vücudunuzu tanımam lazım demiştiniz bana. Evet. Ama genellikle hastalar bilmek isterler. Onu nasıl baş ediyorsunuz bu tür hastalarla? Şöyle. Benimle baş etmeniz kolay oldu. Ben hemen kabul ettim. Başkaları nasıl baş ediyorsunuz? Evet. Ya hastanın bilinç düzeyiyle, beklediği tedaviden beklediği şeyle değişiyor bu tabii ki. Bazılarını da tolere edemiyoruz. Yani hasta bir sihirli dokunuş bekliyor. Bir seansta, bir seans oldu ben iyileşmedim diyor ve tedaviyi bırakıyor. Biz böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Ama gerçekten hastaya doğru açıkladığınız zaman, yani hastalığın bu ve bunun için şu kadar bir süreç gerekir. Mesela ortalama doku iyileşmesi 6 haftadır. Bunun için yaş faktörü, beslenme faktörü, psikolojik sebepler, birçok şey işin içine geçiyor. Her şey rutinde devam ederse 6 haftadan birazcık uzun bir sürede veya daha kısa bir sürede tedavi edebiliriz. Doku kendini toparlar diyebiliyoruz. Ama tabii ki bunu belirlemek kesinlikle mümkün değil. Hani telefonla beni arayın, bel fıtığım var, kaç seansta düzelirim. Ya inandırıcı olmaz bir kere. Ben sizi hiç görmemişim, dokunuzu görmemişim, tedaviye uyumunuzu, disiplininizi, hiçbir şey görmemişim. Size bir seans sayısı vermem tabii ki mümkün olmaz. Şöyle o zaman bu soruyu da sorayım. Şimdi madem fizyoterapist var ve fizyoterapi var, yani sizin anlatımınızla şimdi hiç ameliyata gerek kalmaksızın birçok hastalığı iyileştirebiliyoruz, kas evet. iskeletle ilgili olan. Ülkemizde cerrahi operasyonların sayısı bir hayli fazla. Ben bunu okumuştum bir ara bir makalede. Evet. Bu niye oluyor? Yani burada bir bilinç düzeyi problemi mi var? Tedavi sisteminde, sağlık sisteminde mi bir sorun var? İnsanlar genellikle cerrahi tercih etmelerinin nedenini öğrenmek ya istiyor. Şöyle, şu an artık bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz. Siz internette bir fizyoterapi yazın, bir bakın neler çıkıyor. Hemen bir manipülasyon, bir seansta hasta ayağa kalktı, hasta felçti, bir seansta yürüdü. Böyle reklamlar çok görüyorsunuz. Doğru, böyle çok görüyoruz. Böyle reklamlar gördüğünüz için fizik tedaviye geldiğinizde de böyle bir şey bekliyorsunuz. Ama karşılaştığınız bir seansta bir tedavi olmuyor. Doğal olarak hasta zaten daha öncesinde birkaç şey denemiş olarak, farmakolojik tedavi denemiş olarak, enjeksiyon, bazen enjeksiyon vurulmuş olarak geliyor hastalarımız. Hani birkaç tedavi yöntemini deneyip daha sonrasında fizik tedavide umduğu o mucizevi dokunuşu bulamadığı zaman doğal olarak tedavisi olmayan bir rahatsızlığa yakalandığını sanıp ameliyat oluyor. Ama öyle değil. İşte en başta hasta bilgilendirilmesi doğru yapılsa, senin dokunda böyle bir problem var, biz bunu bu şekilde iyileştirebiliriz. Tedaviye disiplinli ve sürekli bir şekilde katılman lazım. Üzerine düşeni yapman lazım. Benim üzerime düşen de bu. Birlikte bu tedaviyi bu şekilde sürdürülebiliriz dediğimiz zaman kesinlikle uyum sağlıyoruz. Yani şahsen ben hastalarımla gayet bu süre sıkıntısı yaşamıyorum. Hastadan hastaya değişiyor değil mi süre meselesi yani bir de? Evet. Yani şimdi aynı fıtığa sahip iki kişi. Hı hı. İkisi aynı anda geliyor. Birisini belki 8-10 seansta iyileştirebiliyoruz. Soruyu anlamanız için bunu açıyorum. Birinde ise bu süre daha uzun olabiliyor. Kesinlikle, daha demin dediğimiz gibi birçok faktör var. Psikolojik, sosyolojik dedik mesela. Çevresinden duyuyor. Mesela tedaviye hasta inanmış.
gayet de güzel devamlılığı var. Üstüne düşeni de yapıyor. Zaten orası fıtıklı olduğu için, yani fıtıklık doğru kelime değil aslında. Orada bir hassasiyet olduğu için kişi oradaki ağrıyı zaten daha net hissediyor. Ve bu süreç boyunca hissediyor ağrıyı bir şekilde. Sonra siz fizik tedaviye devam ediyor bu hasta. Ve sonra birisi diyor ki bizim mahallede biri var. Çekiyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor, fıtık yerine geliyor. Hasta ister istemez, yani sağlık çalışanı olmadığı için ve o dokuyu tam olarak bilmediği için psikolojik olarak psikolojik, hemen iyileşeceğim. Evet, hemen iyileşeceğim algısı, hani diyor ki yani bu bir seansta iyileşebilen bir şeymiş. Ben neden iyileşemiyorum. Doğal olarak psikolojik olarak bir geriye itiyor. O zaman da bir hassasiyet, psikolojik olarak bir hassasiyet başlıyor. Diyor ki benim ağrım yeniden geldi. Ben muhtemelen iyileşemeyeceğim. Bir cerrahi olayım da hani düzelsin. Şimdi sevgili seyirciler, tabii Aycan Hanım, Aycan Başlıoğlu genç bir fizyoterapist. Ama gerçekten başarılı bir fizyoterapist. En azından ben bir süredir görüşüyorum, kendisiyle gidip geliyorum. Bakacağım şimdi. Ben de daha sonra size bilgi vereceğim. Daha benim tedavim bitmedi. Bittikten sonra nasıl bir Aycan başlığı oldu bu? Neyle karşıya karşıladım? Hepsini sizlere anlatacağım. Söz. Son olarak Aycan Hanım, neler söylemek istersiniz buradan bizi izleyenlere fizyoterapi ile ilgili? Ben genel olarak ağrılarıyla ilgili bir mucizevi çözüm olmadığını, onların katkısıyla bir şeylerin olabileceğini, tek bir dokunuşla her şeyi tedavi edecek bir şey yok. Yani bunun bilincinde olsunlar ve bunu sorgulasınlar. Mesela birisi sizi iki seansta iyileştiririm diyorsa, ya bir sorgulayın. Hani iki seansta iyileşme diye bir şey varsa biz bunu niye yapmayalım? Biz niye bunun eğitimini görmeyelim? Niye makalelerde biz bunu okumayalım? Bir sorgulasınlar. Yani bir soru işareti, hastaların kafasında bir soru işareti oluşturmak amacıyla zaten kabul etmiştim teklifinizi. Evet. Umarım bir soru işareti oluşur artık yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Umuyorum sevgili seyircilerimiz de faydalandılar sizin bu verdiğiniz değerli bilgilerden. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, fizyoterapist sevgili Aycan Başlıoğlu ile birlikteydik ve fizyoterapinin ne olduğunu biraz anlamaya çalıştık. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur. Efendim, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.